Klaş Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star ilişkide nasıl hızlı para kasılır? Bugün sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Bunun için birkaç öneri sunacağım sizlere. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Evet hocam para kazanmak için, para kasmak için benim gözümde 3 tane ana yol var. Bunlardan en önemlisi üretim oluşturmak ikincisi savaşlardan elde ettiğimiz ganimetler yani normal haritada savaşarak elde ettiğimiz ganimetler örnek görüyorum şöyle göstermemiz gerekirse şuna mesela saldırdık buradan mesela ganimet elde ettik bunu götürüp sattığımızda da mesela buradakileri sattığımızda da gelir elde edebiliyoruz bir diğeri ise aslında bu oyuna yeni başlayanlar için bu son söyleyeceğim arenada turnuvalar atarak da Para kazanabilirsiniz. Yani bu aslında ilk aşamalarda bir çözüm olarak görülebilir. En önemli çözüm ise benim gözümde üretim oluşturmaktır. Şöyle şimdi Konya'da ben üretim oluşturmuştum. Şöyle bakalım hocam gördüğünüz gibi ahırlar var, işçiler. Bunların hepsini hallettikten sonra size sürekli gelir geliyor. Üretim oluşturma videomuzda var. Ona da göz atarsanız detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Şimdi hocam şöyle bir şeye de değineceğim. Ee, aslında para kasmak için bir yandan da fazla giderimizin olmaması lazım. Şimdi yaptığımız en büyük hatalardan birini göstereceğim. Ona da birazdan şöyle bir bakalım ne yapabiliriz. Ee, şöyle Kars tarafına bir gitsek. Şurayı otomatik savaşla halletsek. Bir göstersek aslında olur gibi. Şöyle orduları burada bir toplayalım. Şimdi burada önemli bir şey göstereceğim hocam. Birazdan şu haftalık üretimden gelen gelirler oluyor. Ya da giderlerimiz falan hesaplanıp önümüze düşüyor. Onun da düşmesini bekleyeceğiz. Orada da önemli şeyler göstereceğim size. Şöyle şimdi burada kuşatma kampı kurulsun. İyi günler sanırım. Yine de ikna etmeye çalışalım. Agatias ekipten ayrılıyor. Tamam hocam sıkıntı yok. Bu arada bu elemanlar ekipten ayrılmasın diye de Kesinlikle şeyi artırın hocam. Pardon nereye giriyorduk? Oyuncu seviye. Hocam mesela burada ikna'yı artırın ve disiplini artırın. İkna ile disiplin yoldaşlarımızın gitmemesi için çok önemli. Bundan sonradan fark ettim aslında en baştan şey almadan yoldaş almadan bunları arttırmak önemli. Şimdi burada bir savaş halledelim daha sonra önemli bir şey göstereceğim dediğim gibi. Şöyle savaş kazandık. Şimdi burası çok önemli hocam. Burada önümüze 3 tane buton çıkıyor. Ee, i̇lkini okumamız gerekirse askerlerin bir elemanı özgür olacak. Sadece askerlerini şehre verebilirsin. Yani şehirden asker alamayacağız ama şehre asker verebiliyoruz. Bu durumda da e, bizden para gitmiyor hocam. Buradan sadece gelir elde edebiliyoruz. İçerideki askerlerin maaşını biz ödemiyoruz. Ancak ikinci e, butonda... Gördüğünüz gibi ücretli eleman yazıyor zaten. Kaleden eleman alıp verebiliyoruz. Bu elemanların ücretini de kendi cebimizden karşılıyoruz. Bu durumda da bunu 5-6 tane kalede yaptığımızı düşünürüz. Bize fazla bir ücrete mal olmaması için kesinlikle ücretli eleman yapmanızı tavsiye etmem. Ücretsiz acemi yapın. Asker lazım olursa da sağdan soldan toplarsınız. Bu sizi çok zorlamaz. Üçüncü buton asker almak yok. Şehirden asker alıp verebilirsin. Hocam bu durumda da e, bunu yaptığımızda şehre hiçbir şekilde asker verilmiyor. Yani biz kendi askerlerimizi kendimiz veriyoruz. E, sanırım bu durumda da alabiliyoruz. Şöyle bir bakalım hocam. Üçüncü buton hakkında gerçekten pek bir bilgim yok. Açık konuşmam gerekirse. Şimdi içeridekileri alabiliyorum. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Bunlara da sanırsam ücret ödemiyoruz. Yani ücretli eleman butonu yapacağınıza bunu yapın. Yani içeriden alıp verebilirsiniz ama kesinlikle hani örnek görüyorum hocam kaleyi aldığımızda bir süre sonra asker sayısı içeride artıyor ama acemi yok yaptığımızda bu sayı kesinlikle artmıyor. Acemi yok da yapabilirsiniz. Ücretsiz acemi yapmanızı tavsiye ederim ama ben öncelikle bunu da bilin. Şimdi hocam ben bir yerde mesela hata yaptım. Ücretli eleman yaptım. O da Tebriz'de yaptım. Tebriz'de hocam şu anda gördüğünüz gibi bayağı hani her milletten ordular var. Bunların maaşları da bayağı fazla. Birazdan önümüze düşer. Bize ne kadara mal olduğunu da orada görürüz hocam. Şöyle biraz bekleyelim. Bakalım bize ne kadar yüksek fiyatlara mal olacak. Onu da bir görelim hocam. Evet hocam öncelikle üretim oluşturduğumuzda neler oluyor? Bu geldi önümüze buna bir bakalım. Mesela hocam ben buradan 434.650 akçe kazanmışım. Üretimlerim İzmir'de, Konya'da ve İstanbul'da var. Şöyle göstermem gerekirse bu arada kesinlikle kümes de açmayın hocam. Yani kümes üretimi de gerçekten riskli. Onu da tavsiye etmem. Oluşturacaksanız ahır oluşturun. Ahır en iyisi hocam. Bunu da bilin. Şimdi e, buradan bekleyeceğiz. Giderlerimiz ne kadar? Genel kaleden gelen gelirlerimiz, giderlerimiz. Bunlara da bir bekliyorum hocam o da bir karşımıza çıksın. Onun hakkında da bir yorum yaparız. Evet hocam şu anda acaba bu kadar kalemiz olmasına rağmen, bu kadar şehir olmasına rağmen limanlar falan filan. Karda mıyız diye bakıyoruz ama zarardayız. 296 bin zarara giriyoruz. Bunun sebebi ne hocam? Buna bakalım. Şu 72 bin benim şu an 200 kişilik ordunun maliyeti. 300-250-300 kişilik. Burada yoldaşların maliyetleri var. Bunlar da pek önemli değil. Burada şimdi 927 318 akçe. Ben hangi askerlere veriyorum hocam? Bu şöyle söyleyeyim. Tebriz'de şu anda 423 gösterdiğim 423 tane birlik var orada. Çoğu da elit. Onların maaşları büyük bir yük hocam üstümüze. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Geliriniz yüksek olabilir ama gideriniz de düşük tutmanız lazım. Mesela benim burada giderim de yüksek. O yüzden bana gerçekten çok da bir kar sağlamıyor açıkçası. Kaleden, şehirden gelen gelirler, köyden gelen gelirler, limandan gelen gelirler. Bunların hepsini şu Tebriz'deki askerler resmen e, sömürüyor hocam. Bunun için de mesela ben üretimi açmasam şu anda sıfır akçeyle dolaşırız herhalde. Şurada tekrardan göstereyim hocam. 423 kişi var Tebriz'de gördüğünüz gibi. Şöyle tekrardan görmeniz gerekirse çoğu da elit hocam. Şöyle e, usul usul geçeyim. Bak gördüğünüz gibi çoğu da elit. Arada atlılar var. Atların biliyorsunuz ki maaşı daha yüksek. Şöyle Bak hocam. Bunların e, yükü bana baya fazla hocam. E, yani hocam şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ücretli acemi yapmayın. Bu sizi zarara sokar. E, eğer geliriniz düşükse de gideriniz de düşük tutun ki yani ekonomik anlamda bir sıkıntı yaşamayın oyun içinde hocam. E, öyle söyleyeyim. Sanırım hocam diyecek başka bir şey e, kalmadı. Eklemek istedikleriniz olursa yorumlarda belirtmeyi Unutmayın ve sorularınız varsa da yorumlara yazın ben e, cevaplamaya çalışırım. E, umarım sizler için faydalı bir video çıkarabilmişizdir. E, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, bay bay.